Okey, şimdi ilk olarak Witcher Son Dilek incelemesi yapacağız. Bu kitabı Discord'daki kitap sohbeti ya da kitap kulübü dolayısıyla edindim. İyi de oldu çünkü çok beğendim kitabı. Şimdi öveceğim, bayağı bir öveceğim. O yüzden hazırlıklı olun. Sesim biraz kötü, farkındayım. Özür dilerim, hastayım hafif. Yapacak çok da bir şey yok. İnşallah kamera açısını falan filan iyi ayarlayabilmişimdir. Üzerine konuşmaya başlayalım. Şimdi öncelikle aldığım kitabın şu tarafları pisti. Çok gıcık oldum tabii ki de. Ama onun dışında kapak, sırt, arka kapak vesaire kötü kısımları yok. Pegasus ne yaptın sen ya? Pegasus bu kitap 38,5 lira olabilir mi ya? Bildiğimiz kitap. Yani 400 sayfa. Şimdi öncelikle de biraz iyi taraflarından bahsedelim. 400 sayfa ve fontlar cidden büyük olduğu için okunması kolay, akıcı, güzel, hızlı hızlı geçiyor. Yani fark etmeden, bu arada yazarın dilinden midir, çevirmenin dilinden midir bilmiyorum. Dediğim gibi çok hoş bir akıcılığı var kitabın. Ya yani ben zaten kitabı elime aldım. Yanılmıyorsam bıraktığımda 200. sayfadaydım. O yüzden hani okuma kısmında hiçbir sıkıntım olmadı. Dedim ki bugün 200'e geldiysem, bir günde 200'e geldiysem, bir gün 100 sayfa okurum, 300 olur. Ertesi gün 400. sayfayı tamamlarım dedim. Zaten bu akıcılık dolayısıyla da çok iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu kitap bana uzun süredir bir fantastik eserde konuşamadım. Çok özür diliyorum. Bir kahve içeyim. Evet, bu çay değil, kahve. Ay. Şuradan kalkıp birkaç kitap alma şansım var mı? Var, bir dakika. Evet. Kamerayı kitaplarımla sabitlemem dolayısıyla başka kitaplar alınca kameranın açısı... Oo, burası çok kötüymüş. Kameranın açısı değişiyor. Şimdi göstereceğim, bir bu kitap vardı. Diğeri de Yer Deniz Büyücüsü. Yer Deniz Büyücüsü'nü çekersem zaten gider. Kamera. Kitaplarla bakın. Kitaplar çok işe yarıyor. Kitaplarla sabitliyorum kamerayı. Okey. Bu kitaptan uzun süredir anladığım, ya ben fantastik edebiyat okuyorum ve fantastik edebiyat çok keyifli bir şey hissini aldım. En son bunu Rüzgarın Adı kitabında almıştım. Onun üzerinden geçerken, hani onun üzerinden geçen zamanda Yüzüklerin Efendisi okudum, Yer Deniz okudum. Game of Thrones, yani Buz ve Ateş'in Şarkısı okudum. Neredeyse hiçbirinden bu hissi almamıştım doğru dürüst. Yani fantastik edebiyat. Karakterimiz Bilge. Aynı burada olduğu gibi. Değişik canavarlar var, onları kesiyor. Başından ilginç olaylar geçiyor. Bize nasıl bilgi olduğunu ve nasıl bu hale geldiğini anlatıyor az çok. Bunların hepsi çok güzel detaylar. Bunu şöyle, peki diyeceksiniz ki bunlardan bu kadar zevk aldın, yani bunları birazdan göreceksiniz. Zaten videonun sonunda diyeceğim ki Rüzgar'ın Adıyla aynı puanda, yani 10 üzerinden 9. Peki Yer Deniz Büyücüsü kitabı 10 üzerinden 10'du. Niye Yer Deniz Büyücüsü kitabı bundan daha güzeldi? Çünkü Yer Deniz Büyücüsü kitabının yazarı bana kalırsa fantastik edebiyatı çok sağlam bir yazınsallıkla, çok sağlam bir edebiyat bilgisiyle birleştirerek sunmuştu. Yani onu okurken hem çok acayip kaliteli bir şey okuduğunuzu ve çok acayip kaliteli bir öykünün içinde olduğunuzu fark ediyordunuz. Atıyorum mesela, şimdi belki bu dediğimden dolayı çok fazla kişiye karşı cephe alacağım ama yapacak bir şey yok. Yüzüklerin Efendisi bana kalırsa bu fantastikliği o kadar da yakalayabilmiş bir şey değil. Hani edebiyat kısmı çok daha yukarıda Yüzüklerin Efendisi'nin. O yüzden güzel. Ama atıyorum Yüzüklerin Efendisi'nin filmi bu yüzden bana daha çok hitap eder. Çünkü oradaki fantastiklik daha çok hoşuma gidiyor. Yüzüklerin Efendisi'nde mekan tasvirleri çok iyidir. Bunu Yüzüklerin Efendisi incelemesinde söylemiştim. Mekan tasvirleri çok iyidir. Belki işte karakter, ırk tasvirleri, olay tasvirleri, ya tasvirleri değil. Yanlış söyledim, kendime hemen böleyim orada. Ya mekan tasvirleri çok iyidir.
Çok iyi bir gezi romanı gibidir. Çok iyi bir destandır aynı zamanda. Fakat bu arada şuradaki ayraçlar görüyorsunuz. İleriki alıntı videoları içinde. Yapmadım tabii hiç. Ama işte Yüzüklerin Efendisi'nde bana burada verilen böyle ya biraz mı gidelim canavar kesmeye hissi verilmedi. Ya şurada mesela kendi kendime tekrarladığım bir sahnede şu küçük bir spoiler vereceğim ama yani spoiler bile değil aslında. Videoyu kapamanıza, durdurmanıza vesaire gerek yok. Adı neydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Ejderha yok da ejderha soyundan gelen bir kertenkele gibi bir yaratık var. Şu an ismine ne dendiğini unuttum. Ejderha denmez de ne denir? Hani İngilizce'de dragon ve drake ayrımı vardır. Drake şey demek yanılmıyorsam. Ejderha mı diyeceğim? Neyse anladınız siz. Tam ejderha değil. Ejderha yavrusu gibi bir şey. O kadar güzel anlatıyordu ki, on anlatılıyordu ki ana karakterin o ejderha gibi şeyle mücadele etme olayı. Ben çok zevk almıştım oradan ve kendi kendime kitabı okurken şunu tekrarlamıştım. Well, we got a dragon to kill. Yani öldürmemiz gereken bir ejderhamız var. Aynısını burada da yaşadım. Yani aynısını burada defalarca yaşadım. Zaten burada ana karakterimiz canavar avcısı. Yaratık avcısı. Yani çok doğal burada yaşamam. Yani onun dışında hani kitabın şeyliği falan filan. Zaten kitabın arkasındaki yorumla beraber çok iddialı bir kitap olduğunu fark ediyorsunuz. Kitabın arkasında diyor ki İngiltere için Tolkien, Amerika için George R. R. Martin neyse Doğu Avrupa için Andrzej Sapkowski odur. Andrzej inşallah böyle okunuyordur. Sapkowski odur. Yani bu adam bir Buz ve Ateş'in şarkısı ya da bir Yüzüklerin Efendisi yazarı derecesinde iyi bir yazar demek bu. Ve bir yandan da bu kitabın arkasına bakınca bir yandan da şu şekilde şenlendim. İngiltere için Tolkien'in kitaplarını okudum. Yaklaşık 3 kitabını okudum. Avrupa için, şey pardon, Amerika için George R. R. Martin neyse, George R. R. Martin'in 3 kitabını okudum. Doğu Avrupa için Sapkowski odur deyince, ya dedim ki, ben bayağı şu an fantastik edebiyatın en iyi temellerini okuyorum. Baksana işte İngiltere için, Amerika için ve Doğu Avrupa için en önemli temsilcilerinin kitaplarını okumuşum dedim. Yani bu kanalla beraber aslında hani incelenen kitapları okuyorsanız siz de biraz öyle olacaksınız. Zaten kanalın ilk videolarında söylemiştim. Benim bu fantastik üzerine filmlerde ve oyunlarda birikimim var. Lakin kitaplarda çok fazla birikimim yok. Ben de bu kitaplardaki birikimi sizle beraber videolarda edinmeye çalışıyorum diye bir laf etmiştim. Yani şu an o aslında birikimi biraz yakaladığımı düşünüyorum. Çünkü düşün, Yer Deniz okumuşuz. Loklamora'nın Yalanları okumuşuz. Hani zaten hiç bilmiyorum bu kanalın playlistlerine girdiniz mi de playlistlerde klasik kitaplar ve yeni kitaplar diye ayrılır. Mesela Yüzüklerin Efendisi, Yer Deniz. Bunlar hep klasik kitaplardadır. Kutulu'nun Çağrısı. Başka ne görüyorum? Bilim kurguları saymama gerek yok. Bilim kurgularının çoğu zaten şey okuyorum. Klasik okuyorum. Bunun yanı sıra fantastikte işte dediğim gibi Yer Deniz, Yüzüklerin Efendisi yani. Bir de bunun yanında Buz ve Ateş'in şarkısını da klasiklere koydum. Çünkü ne kadar yeni olsa da yani dizisi bile 7 yıllık vesaire 20 yıllık yani ve şimdiden klasikler arasında sayılıyor gibisinden diye onu da klasiklere koydum. Ama aynı zamanda yakın tarihte olduğu için yeniler listesinde de, yeni kitaplar listesinde de. Yani yeni fantastik kitaplar ve eski fantastik kitapları ayırdığınızda, lafı toparlamaya çalışıyorum şu an biraz. Büyük bir oranını okumuş bulunmaktayım ben şu an kanalda. Ve eğer siz de kanaldaki videolarla beraber giderseniz fark etmişsinizdir. Yaklaşık bir aydır video atılmıyor. Özür dilerim bunun için. Meşgulüm biraz. Yani o öyle bir aylarda atıyorum bir sonraki ara 3 ay mı olacak, 4 ay mı olacak kim bilir. Yani kanalı bırakma gibi bir fikrim yok. Onu aklınızdan çıkarın. Çünkü genelde bu tarz çok yorum geliyor. İşte çok iyi gidiyorsun. Lütfen şey yapma, bırakma. Nokta. Falan gibisinden. Öyle bir fikrim yok. Bırakma gibi bir fikrim. Ama uzun bir ara verirsem de o sırada siz olabildiğince kanala catch up etmeye, kanala yetişmeye çalışın lütfen. Yani şimdi Witcher
incelemesine dönersek biraz, şu kitabı kaldırayım. Dikkat çekmesin. Witcher, 10 üzerinden 9'luk bir kitap. Witcher Son Dilek, o kadar harika bir kitap ki seriye başlamak için. Witcher kitabı, Son Dilek aslında ikinci çıkmış olan kitap. Yanılmıyorsam ilk kitap 1972, ikinci kitap 73. Ya da şu an acayip bir şekilde sallıyorum, 92-93 falan da olabilir. Neyse, değinmeye çalıştığım nokta o değil. Değinmeye çalıştığım nokta şu: bu kitap çok harika. Bu kitap evrene girebilmek için de çok harika bir kitap. Yazarın çıkardığı ikinci kitap. Lakin yazar demiş ki bu kitabı bazı işte diğer ülkelerde ilk basın. Kronolojiye göre gitsin. Evren içinde. O yüzden The Witcher 1 Son Dilek'te geçen. Normalde aslında ikinci kitap, ilk çıkan kitap. Anladınız sanıyorum. Ben Witcher 2'yi ve Witcher 3'ü oynarken ne yaşadıysam, ne hissettiysem bütün hislerin hepsini verdi. Ve daha fazlasını. Yani dedim ki keşke oyunlarda da kitaptaki hissi alabilsem. Yani oyunlar daha bile azını veriyor. Şimdi en üzüldüğüm nokta şu: ben bunun ikinci kitabına da mı 38 lira vereceğim ya? Okumak hakkında tereddütü olan varsa hiç durmasın, okusun. Ben bu kitap çıktığı anda dedim ki ben bunu bir ara okuyacağım ama şimdi okuma listeme atayım. Benim daha önümde okuyacağım Yerdeniz 3 var, Yüzüklerin Efendisi 2 var, George R. R. Martin Kralların Çarpışması var. Bunu da bir ara alır okurum diye düşündüm. Ve o gün geldi, aldım, okudum. Sağ olsun Discord'daki kitap kulübü sayesinde. Bu arada Discord'daki kitabın sohbetine de katılamadım. Çünkü o gün de meşguldüm. Ya çok teşekkür ediyorum beni başlattığınız için. Tereddütü olan veya listesinde arka sıralara atmış olan kişi bunu direkt ön sıralara alsın. Bakın onun üzerinden 9. Harika. Harika. Yani kitabın 200. sayfasında yaklaşık, hani dedim ya ilk gün okudum. Elimden bıraktığımda 200. sayfaya gelmiştim. Ben bunun farkında bile değildim. Kararım belli oldu. Dedim ki ben bu kitaba çok yüksek bir puan vereceğim. Kimse kusuruma bakmasın çünkü çok zevk aldım. Çok edebiyat, çok yazınsal bir şey bekler misiniz bilemiyorum. İlk ön söz kısmında şey demeye çalışmışlar. Ön söz kısmında çok mantıklı bir şey yapmışlar. Kitabı oyun, hani çok kitap okumayıp da oyun dünyasından kitap dünyasına geçecek olan kişiler için yazmışlar. Çok akıllıca bir yazı olmuş o yüzden. Ama şunu demeye çalışmışlar: bakın bu kitabın edebi kısmı da var. Ona çok katıldığımı söyleyemeyeceğim. Ama kitap güzel. Kitaplarla oyunların farklarına yaklaşık ben 4. kitaba geldiğimde değiniriz. Ben bu kitabın ikincisine de mi bir 38 lira bayılacağım ya? İyi günler.